Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar. Haber 19'a karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını paylaşacağız. Önce özetler. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. Kanal T Haber eylem yapanları ve destek veren sendikalara mikrofon uzattı. Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, Kanal T Haber'e yaşanan gelişmeleri paylaştı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıptek'te haklarında açılan 3 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı. Arıklı ayrıca Kıptek'in elektrik biriminde özelleştirme gidileceğini kaydetti. İhtiyaç sandığı birikimlerinden sürekli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname uyarınca Mart ve Nisan aylarında her ay için 2000 TL olmak üzere ihtiyaç sandığı dairesinde birikimi bulunan ve özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılacak. BAF direnişinin 57. yıl dönümünde mücadele yıllarından yaşananları BAF gazisi ve mücahit komutanı Ali Volkan o acı dolu anılarını Kanal T Haber'e anlattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mart BAF direnişi ve şehitleri anma günü dolayısıyla yayılmadığı mesajında Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği'nde yer alan Kadın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçildi. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. Kanal T Haber, eylem yapanları ve destek veren sendikaya mikrofonu uzattı. Kamu Sen Başkanı Metin Atan, taşımacılık sektörü ikiye ayrıldı. Burada arabuluculuk edecekti hükümettir diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç da Kanal T Haber'e yaşanan gelişmeleri paylaştı. Kamu Sen Başkanı Metin Atan bir haftadır eylemde olan toplu taşımacılık sektörün durumunu şu sözlerle özetledi Kanal T Haber'e. Haklı sebepleri var. Yani burada ne kadar da desek bir taraftan ikiye bölünmüş aynı sektörde çalışan, aynı süreci yaşayan kişiler bu sektör ikiye ayrılmış. Şimdi burada bunu barıştıracak olan, arabulucu olacak olan da hükümettir. Ama gördüğüm kadarıyla hükümetimizin her şeye duyarsızlığı olduğu gibi buna da duyarsızlığı devam ediyor. Önerisi ise hükümet yetkileriyle taşımacılık sektörünün uzlaşması. Çünkü yarın okullar açıldığı zaman biliyorsunuz her bir uçtan bir uca taşınması lazım. Öğrencilerin gidip gelmesi lazım, vatandaşın işine gidip gelmesi lazım. Tabii bunları da düşündükten sonra bu konuda benim önerim Sayın Dursun Oğuz'un, Sayın Başbakan'ın iki kesimi de bir araya getirip orta noktada buluşturmasıdır. Yani bir tarafa bir kıyak geçip diğer tarafa siz bu tarafta da ezilin demesine ne vicdan izin verir ne adalet izin verir. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç da Kanal T Haber'e yaşanan gelişmeleri paylaştı. Dün saat 7'den sonra bizi Sayın Başbakanım makamını aldı. Bizim 13 maddelik bir istekle buraya geldik. Bu 13 maddelik istek içerisinde önemli 3 çizgimiz vardı. 3 madde üzerinde yoğunlaştık ve diğer maddelerde çözüm geldi. Bu 3 maddenin biri seyri sefer ve ruhsat muayenedir. Bunun bir yıl bizden alınmaması talebindeyik. Pankartımızın biri de onun üzerine kuruludur. Bize dedi ki anayasanın 8. maddesi eşitlik ilkesine dayalı olarak bunu size ben sadece sektörel bazda tek olarak yapamam. Dedik ne olacak? Dediler ki bize 2000 lira sizlere bir şey çıkaralım, avans çıkaralım ve bu avansı bize 1-2-3 yıl içinde verin. Peki dedik bu avansı nasıl vereceksiniz? Nasıl geri alacaksınız? Bunu bize detaylandırın. Bu akşam ve Maliye Bakanımız bugün 11.30'a bıraktı. İkinci çizgimiz turizmcilere bir teşviğin verilmesi. Bunu Sayın Başbakanımız söz verdi, vereceğim. Ama rakamsal olarak belirtemiyorlar.
Yani yarın diyebilir ki para geldi, 1000 lira verebilirim veya 3000 lira verebilirim, 5000 lira veririm. Onun adını bugünden koymamız gerekir. Turizm taşımacıları bizde daha fazladır. 80'e yakın turistik araç vardır. Ve bir hafta onlar yapsın, karşı birlik. Bir hafta biz yapalım. Maliye Bakanımız bir türlü buna olgunlukla cevap veremedi. Bize verdiği 2 uçak onlara, 1 uçak size. Artarsa 1 uçak daha veririm. Bize dedi ki, tamam 2 uçak oraya verdiniz, 1 uçak bu tarafa verdiniz. Bizi eşitlik ilkesinde geri aldınız. Girne Limanı da vardır, onu bize verin. Onu da dedi bugün değerlendirelim ve bizi saat 11.30'da görüşmek üzere randevu verdi. Bizim karışta sorunumuz yok diyen Menteş Başkan sözlerine şöyle devam etti. Biz eskiden karış üyesiydik. Oradaki yapının bozulması, oradaki yılların biriktiği yanlışlıkları gördüğümüzde yıllardır mücadele ettik düzeltelim diye, fakat bu olmadı. Oranın iktidarını, yani karışın yönetimini elinde de bulmak için ilgili bir şirketin 4 ortağının sürekli yönetime girmesi, bir yandaş grubu elde edip de o iktidarı ellerinde tutup yönetimi idare etme istemleri yıllar içinde birikti, birikti, birikti. Pandemiden sonraki olaylardan sonra da bu taştı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıptek'te yolsuzluk iddialarına ilişkin kararlı olduğunu ortaya koyan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Arıklı, kurumda haklarında açılan 3 üst düzey yetkili görevden aldığını açıkladı. Arıklı ayrıca Kıptek'in elektrik biriminde özelleştirmeye gidileceğini kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıptek'te yolsuzluk iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arıklı, bazı partililerinin kendisine iş dünyasıyla kavga etme dediğini ve bu duruma üzüldüğünü ifade ederek, bu yolsuzlukların üzerine gitmeyeceksek bu partiyi neden kurduk, kamuoyu benim arkamda yolsuzluk, vurgun, hırsızlık yapan iş çevrelerini ezip geçeceğim dedi. Hükümet ortaklarında kendisine tam destek verdiğini söyleyen Arıklı, geri dur diyen de şu ana kadar olmadı. Bilim geri adım atmayacağım ifadelerini kullandı. Arıklı, Kıptek'te haklarında mali polis tarafından soruşturma açılan 3 üst düzey görevlinin kendisinin talimatıyla görevden alındığını söyledi. Kıptek'in özelleştirileceğine yönelik iddialar üzerine Arıklı, Kıptek'i şu an bedava birine versek kimse dönüp bakmaz, şu an özelleştirilmesi mümkün değil, gerek de yok diyerek Kıptek'in değil elektriğin özelleşeceğine dikkat çekti. Bizim derdimiz üretimde çoğulculuğu sağlamak. Kıptek bizim canımız ciğerimiz. Kıptek'in devlet dairelerinin elektrik borçlarından dolayı 120 milyon TL alacağı olduğunu ve bu paranın tahsil edilmemesinden dolayı kurumun yüksek faizle borçlandığını, yüksek faizinde maliyet olarak enerji faturalarına yansıdığını belirten Arıklı, bu nedenle büyük şirketlerin ve elektrik borcu olan devlet dairelerinin elektrikleri bugünden itibaren kesilmeye başladı dedi. İhtiyaç sağlığı birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname uyarınca, Mart ve Nisan aylarında her ay için 2000 TL olmak üzere ihtiyaç sağlığı dairesinde birikimi bulunan ve özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılabilecek. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 8 Mart tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ihtiyaç sağlığı birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücüne kararname uyarınca, Mart ve Nisan aylarında her ay için 2000 TL olmak üzere ihtiyaç sağlığı dairesinde birikimi bulunan ve tamamen özel sektöre çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ödemeler haftada bir kez yapılacak ve ödeme tarihleri başvuru sahibi iştirakçilere bildirilecek. İhtiyaç sandığı dairesinin resmi internet adresi olan ihtiyac.gov.ct.tr adresinden Mart ve Nisan ayları için ayrı ayrı talepte bulunması gerekiyor. Maliye Bakanı Dursun Oz, 1500 TL destek ödemelerinin en erken zamanla yapılacağını ifade ederek bir kaynak arayışında olduklarını söyledi. Bakan Oz, giderlerin karşılanması kapsamında bir kaynak beklediklerini aktardı. Maliye Bakanı Dursun Oz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oz, 1500 TL destek ödemeleri kapsamında
58 bine yakın kişinin başvuru yaptığını ifade ederek toplamda 80 milyon TL civarı bir ödeme gerçekleştirileceğini düşündüğünü belirterek, ne zaman ödeneceği kaynakla ilgili hemen ödenmesi gerekiyor, ödenmediği zaman da amacından şaşıyor. Ne kadar erken ödenirse o kadar iyi kaynağı bulacağız dedi. Şu anda yaklaşık olarak 980 milyon TL bütçe açığı olduğunu altını çizen Dursun Oğuz, bu ay içerisinde gelmesi beklenen bir kaynak var. Genel çerçevede bir katkı talebimiz var, rakam söylemek istemiyorum, sonra bunu istedi, bunu aldı gibi oluyor olmasın diyerek giderlerin ödenmesi kapsamında bir kaynak bekleyişi olduğuna vurgu yaptı. Yüksek öğretimde mezun konumunda olan öğrencilerin ülkeye gelişlerinin devam ettiğini belirten Oğuz, öğrencilerin karantina ücretlerinde indirim yapıldığını, hem yurtlar hem de otel sahipleri tarafından bu ücretlerde indirim yapıldığını aktardı. Oğuz, karantina otellerinin sayısının yaklaşık olarak 24 civarında olduğunu, temasların, karantinalarının ve koronavirüs pozitiflerinin ayrı yerlerde kaldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla ihtiyaca göre yurt ve otel sayılarının arttığını dile getirdi. BAF direnişinin 57. yıl dönümünde mücadele yıllarında yaşananları BAF gazisi ve Mücahit Komutan Ali Volkan o acı dolu anlarını Kanal T Haber'e anlattı. BAF direnişinin 57. yıl dönümünde mücadele yıllarında yaşananları BAF gazisi ve Mücahit Komutan Ali Volkan Kanal T Haber'e anlattı. Bir avuç BAF Türk'ünün kendinden çok çok silahça üstün, nüfusça üstün Rum ve Yunan askerlerinin karşı verilmiş bir mücadeledir bu. Ve Mavrali'ye gitmek durumunda kaldım. Çünkü zaten subaydım ve Mavrali'ye kadar olan bölgenin komutanlığını yapardık. Orada hep havan ve bazukayla bize saldıran Rum üssülerine karşı ciddi şekilde yaralardım. Ağır silahlarla takviye edilmiş Rum ve Yunan ikilisine karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Volkan, Rumların şehit ettikleri Türklerin göğsüne haç çizdiğini söyledi. BAF'a gelindikten sonra bu defa Baba Goçino denen Rumların bizi tehdit ettiği bir alan vardı. Fellahoğlu sokağı bölgesinde. Oradan bunları atmamız gerekirdi ve onları atmak için de Allah gani gani rahmet eylesin Sedat Ötün diye bir arkadaşımız Türkiye'de yaptığı askerlikten dolayı ciddi şekilde askeri bilince sahipti. Ve adam su borularından top yapıp atacağımız mermiyi de hazırlayıp o Baba Goçun'un karşısına geçmek suretiyle onları yıkar ve gerilerler. Ve Mavrali'de 12-13 arkadaşımız vardı. 13'ünün 12'sinde esir aldılar ve Rum tarafına götürdükten sonra bunlara akıl almaz eziyet yaparlar. Getirdikleri zaman bize verdiğinde barış gücü göğüslerine istavro çizmişler. Daha ilerisini söylemek istemiyorum. Daha yapılan daha çirkin şeyler vardı. Ve verilen bu şeyde akıl alma, insanlığa yakışmayan, insanların evrimleşmemiş haline yakışmayan bu işkencelere layık görürler bizi. Ve bu işkencelerin bir noktada yani 9 Mart'ın öncesinde, 9 Mart içinde bizim yaptığımız insanlığa karşı onların arkasından yaptıkları mezalimi gösterir. Volkan, devletin kurtarılmasına el kaldıran isimlerden de biri olduğunu söyledi. Bana ne mutlu ki buraya geldikten sonra milletvekili olma şansı yakaladım. Ve o zamanlar meclisimiz 40 kişiden ibaretti ve ilk 40'lığıyla başlayan ve ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanında parmak kaldıran, imza atan bir kişilik taşıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 9 Mart BAF direnişi ve şehitlerini alma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 9 Mart BAF direnişi ve şehitleri alma günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tatar mesajında şunları kaydetti. Mücadele tarihimizin en önemli direnişlerinden biri olan BAF direnişinin 57. yıl dönümünde toprağa düşen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet anarken BAF'ın Türk bölgesine yönelik 7 Mart'ta başlayan ve 9 Mart'a kadar devam eden Rum saldırılarının ana nedeninde hatırlatmakta büyük yarar vardır dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli siyasi ve haksız kararıyla Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanınan Rum yönetiminin bu karardan güç ve cesaret alarak 3 gün sonra Türk bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını dile getiren Tatar, 7 Mart tarihinde de BAF'ın Türk bölgesine yönelik çok büyük bir saldırı başlattığını kaydetti. Ana hedefin Kıbrıs'ta Türk direnişini yok edip Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak boyunduruk altına almak olduğunu kaydeden Tatar, Yunan alay takviyeli ve ağır silahlarla gerçekleşen bu saldırıya karşı BAF mücahitleri ve BAF Türkleri büyük bir direniş gösterdiğini, çok büyük kayıplar verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği'ne yer alan Kadın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçildi. Tüketiciler Derneği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ı yılın kadını seçti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, yılın kadının seçilmesinden duyduğu mutluluğu kaydederek aldığım her bir ödülü, her bir çiçeği, ülkendeki bütün kadınlar adına almak istiyorum dedi. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde bu ödülleri hak eden birçok kadın olduğunu işaret eden Tatar, çocuğunu babasız büyüten, savaşta yer alarak ülkesini koruyan, yaşadığı maddi zorluklara rağmen çocuklarını yetiştirebilmiş birçok saygıdeğer kadınımız adına bu ödülü alıyorum şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Gülyüz Debeş'te konuşmasında her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın olduğunu kaydederek Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde eşi Sibel Tatar'ın da başarısı olduğunu ifade etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Gazi Mausa Belediyesi ve Elektrik Kurumu tarafından koordineli çalışma sonucunda Salamis yolundaki yanmayan aydınlatma direkleri için çalışma başlattı. Özellikle Mausa ve İskele Anayolu üzerine bulunan elektrik direk aydınlatmalarının yanmadığı ve sürücülerin gece görüş mesafesinin daralması tepkilerinden oluyordu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Mausa İskele Anayolu üzerine bulunan yanmayan aydınlatmaları yerinde inceleyerek çalışmaların başladığını dile getirdi. Mausa'nın yıllardır sorunu olan Salamis yolunun ışıklandırılması konusu gündemdeydi. Biliyorsunuz biz Mausalılar olarak da bu konuyu yıllardır hep gündeme getirdik, hep istedik. Şimdi sağ olsun Elektrik Kurumu, Belediye ve Karayolları Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolun nasıl ışıklandırılacağı konusunda bir çalışma başlattık. Buralarda çünkü gerçekten hem kazalar oluyor hem yolun ışıklanmaması, yani ışığı, lambaları görüyorsunuz ama maalesef bir ışık yok. Bu halk üzerinde de büyük bir demoralizasyon yaratıyordu. Şimdi bütün çabamız bunun projelendirilip tekrardan nasıl lambaların yanacağı konusunda çalışma yaptıktır. Bugünden sonra inşallah bunu projelendiriyoruz en kısa zamanda ve Mausa halkının hizmetine sunacağız. Teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı'nın son COVID-19 tablosunu sizlere paylaşalım. Son 24 saatte 7092 test yapıldı, 27 yeni vakaya rastlandı, 37 kişi ise taburcu edildi. Detaylara bakıldığında ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre son 24 saatte yapılan 7092 test neticesinde 27 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi. Bir kişinin havayolu ile yurda geldiği, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözlem altına bulundukları bildirildi. Vakalardan 21'inin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Gazi Mausa bölgesinden olduğu aktarıldı. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa Cihangir 1, Küçükkaymaklı 2, Ortaköy 1, Göçmenköy 2, Gönyeli 1, Surlar içinde 1, Haspolat'ta 11, Değirmenlik'te 2, Girne Merkez'de 2, Çatalköy'de 2 ve Gazi Mausa Vadili'de ise 1 kişi vaka tespit edildi.
Lefkoşa'da dere boyunda dün akşam iki aracın karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Lefkoşa'da dere boyunda dün akşam iki aracın çarpıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza saat 19.45 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Abdelrahman İbrahim yönetimindeki GN857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Citroen ışıklarına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamette doğru giden 26 yaşındaki Kelvin Songo Niringia Cianca yönetimindeki RU-185 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına ihtiyacımız var dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, COVID hastalığının varlığının test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran kişilerin ortaya çıktığını belirterek, söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak bilim ve insan sağlığına katkı sağlamalarının daha doğru bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz dedi. Gürkut, yaptığı konuşmada sağlıkta kronikleşen sorunlardan bahsederek ancak bütün bu sorunların üzerine tüm dünyada yaşamı felç eden bir salgın baş göstermiştir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Kara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülke ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında açıklama yaptığı bakanlıkça yapılan açıklamada 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir denildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Kara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğiz dedi. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu son olarak TRT ekranlarında yayılmadan 80'ler dizisiyle ekran önüne çıkmıştı. Usta oyuncu Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Pelit Öztekin'in de babası olan usta isim Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile nöbetçi tiyatroda çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinde oynadığı 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruk'a devretti. Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Rasim Öztekin önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Rasim Öztekin burada yoğun bakım alınmıştı. Akşam saatlerinde Öztekin'in vefat haberi geldi. Yıl 100. yıl olması bundan. Artı benim bu 100. yıla iki filmle birden katılıyor olmam da çok güzel. Burada biraz sonra beraber izleyeceğimiz köylülerin de bu filmde çok emeği var. Onlarla birlikte ürünü paylaşacağız. O bakımdan çok iyi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Fahrettin Koca, televizyon olan her evde aileden biriydi, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Rasim abiyle çok güzel günlerimiz oldu. O da yaşamı çok seviyordu. Bizim abimizdi. Kalpte bir zaten pil sorunu vardı. Ama çok umutluyduk, çok bekliyorduk değil mi? Küresel salgında mücadelede aşılara adil erişim büyük önem taşıyor. Ancak Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin kullanmamalarına rağmen milyonlarca doz aşıyı stoklaması büyük tepkiye yol açtı. İtalya'nın elinde milyonlarca doz kullanılmayan aşı varken Avustralya'ya gönderilecek 250 bin doz AstraZeneca aşısını bloke etmesi de tepki çekiyor. İstatistikler her iki ülkenin de ellerindeki aşı dozlarının üçte birinden azını kullandığını gösteriyor. Almanya'daki 16 federal eyaletten 11'inin ellerindeki aşıların yarısını bile kullanmadığı gelen haberler arasında. Alman Bild dergisi Saksonya eyaletine gönderilen 105 bin aşıdan 90 binin henüz kullanılmadığını yazdı. İtalya'nın ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük Oxford AstraZeneca aşısı stokuna sahip ülke olduğu biliniyor. Hal böyleyken İtalya yönetiminin Avustralya'ya gönderilecek 250 bin doz aşıyı engellemesi haksızlık olarak yorumlanıyor. Avrupa Birliği liderleri aşı tedariğindeki başarısızlık sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde. İstatistikler Avrupa'daki aşı kampanyalarının gerekenden çok yavaş ilerlediğini gösteriyor. 22 Eylül'e kadar nüfusun %70'ini aşılamayı hedefleyen Avrupa Birliği ülkelerinin ancak nüfusun %30'unu aşılayabileceği de gelen bilgiler arasında. Uzmanlar bu gidişle kitlesel bağışıklığın sağlanmasının hayli zor olduğu uyarısında bulunuyor. Ve bültenimiz yurt dışından öne çıkan haberler devam ediyor. Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz şiddetlenirken Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akdeniz sahilinde yer alan Sayda kentlerinde protestocular yeniden sokaklara döküldü. Protestocular yoksulluk oranının artması, alım gücünün düşmesi, 2019 yılından bu yana Lübnan para biriminin döviz karşısında değerini kaybetmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayetçi. Sayda kentinde yolları kapatan protestocular lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken yaşanan arbede şiddetlendi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ölü veya yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken yollarda yanan lastiklerin ve çöp konteynerlerinin eyleme katılmayan halkın iş yerlerine ulaşması da engellendi. هاي طريق خلدي على المسلكين انقطعت هاي طريق خلدي على المسلكين مقطوعة Pakistan'ın farklı kentlerinde halk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara döküldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanırken Pakistan'da koronavirüs halkın kutlamasına engel olmadı. Pakistan'da Sindh eyaletinin Karachi ve ülkenin kuzeydoğusunda Punjab eyaletinin Lahor kentinde halk yürüyüş ve gösteriler düzenledi. Etkinliklere katılan halk cinsiyet eşitliği, kadınların daha iyi çalışma koşullarını talep ederek cinsel taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı sloganlar attı. Etkinliklere katılan binlerce kadın ve erkek geleneksel müzikle dans etti. İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Bani Naim ilçesinde Filistinli bir aileye ait inşa halindeki ev izinsiz olduğunu iddiasıyla yıktı. Bütün resmi belgelerinin bulunduğunu söyleyen Filistinli aile İsrail güçlerini engellemeye çalıştığı da başarılı olmadı. Evi yıkılan Filistinli Cavdat Al-Rajabi inşa halindeki 500 metrekarelik evimin ve 200 metreküp kapasitesi olan kuyuyu yıktı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle şantiyedeki yapı malzemeleri de zarar gördü ifadelerini kullandı. وسويت ورق قال لي روح على بيت ايل ورحت على بيت ايل وسويت ورق وفي محكمه بيت ايل شغاله بيني وبينهم İsveç'te geçtiğimiz sene 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan kötü haber geldi. Emniyet Müdürü Karina Skargerlind yaptığı açıklamada 10 gün önce başkent Stockholm'un dışında bulunan Trierste Ulusal Parkı'nda bir cansız beden bulunduğunu belirterek yapılan DNA testi sonuçlarının ellerine ulaştığını açıkladı. Skargerlind, DNA testi sonucunun cansız bedeninin 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Arda'ya ait olduğunu gösterdiğini açıkladı. 13 Kasım'da spor salonuna gitti.
gittiği belirlenen Deniz Arda, ardından Lilje Holmen semtinde markete uğramış ve daha sonra haber alınamamıştı. Arda'nın son görüntüleri ise marketten çıkarken güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede renkli görüntüleri sahne olurken bazı ülkelerde ise protesto gösterilerine dönüştü. Fransa'da çalışan kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde greve giderek kadın erkek eşitsizliğini protesto etti. Başta başkent Paris olmak üzere Toulouse, Besançon, Lyon ve Marsilya gibi belli başlı büyük kentlerde protesto yürüyüşleri düzenlendi. Göstericiler kadınlar durduğunda her şey durur slogan atarken kadınların maruz kaldığı eşitsizliği, ayrımcılığı ve şiddeti kınadı. Yürüyüş boyunca dans eden ve slogan atan binlerce kadın eşit haklara sahip olana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Azerbaycan'da trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın şoförleri kutladı. Başkent Bakü sokaklarında denetim yapan trafik polisleri kadın şoförlerin kullandığı araçları durdurdu. Polisler durdurdukları kadın şoförleri çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Melek Mehmedova, "Polislerimize teşekkür ediyorum. Onlar her zaman kadın sürücülere iyi davranıyor. Dikkatlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Bugünün aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten Metanet Bayramova, "Teşekkür ediyorum. Trafik polisleri bizleri bayramımızı nedeniyle tebrik etti. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı. Bizim ümumiyyətlə polislərimiz çox sağ olsunlar. Xanımlara hər zaman yola veribdilər. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Mən bütün qadınları təbrik edirəm. Ən öncə şəhid analarımızın əllərindən öpürük. Onlara Allah can sağlığı versin, böyütdükləri övladlar üçün. Təşəkkür edirəm. Bayram münasibətində bizim yol polislərimiz bizi təbrik elədilər. Xoş oldu. Efendim, bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden paylaşalım. Esen kalın, mutlu akşamlar. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. Kanal T Haber, eylem yapanları ve destek veren sendikalara mikrofonu uzattı. Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, Kanal T Haber'e yaşanan gelişmeleri paylaştı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıptek'te haklarında açılan 3 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı. Arıklı ayrıca Kıptek'in elektrik biriminde özelleştirmeye gidileceğini kaydetti. İhtiyaç sandığı birikimlerinden sürekli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname uyarınca, Mart ve Nisan aylarında her ay için 2000 TL olmak üzere, ihtiyaç sandığı dairesinde birikimi bulunan ve özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılacak. BAF direnişinin 57. yıl dönümünde mücadele yıllarından yaşananları BAF gazisi ve mücahit komutanı Ali Volkan, o acı dolu anılarını Kanal T Haber'e anlattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mart BAF direnişi ve şehitleri anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği'nde yer alan Kadın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçildi.